felaket sonrasında belediyeleri devralmak tabii böyle kolay değil. Enkaz almak kolay değil. Onun için ben Sırrı Bahadırlı kardeşimizi bu yürekli hareketinden dolayı çok tebrik etmek istiyorum. Bu vesileyle de biz değerli bir arkadaşımızı Arsuz'a aday yapmış bulunmaktayız. Arkadaşımız liyakatlı, değerli ve bilgili, kültürlü bir arkadaşımız. Her iki tarafın da aslında birbirinden memnun olduğu, her iki tarafında bir tarafın ana muhalefeti garantilediği, diğer tarafında iktidarı garantilediği ama vatandaşın dertlerinin hiçbirisine çare bulunmadığı bir dönem yaşandı. Bunun kırılması gerekiyordu. Yani seçmene, milletimize üçüncü bir yol, bu iki siyasi kampın haricinde efendim mezhebe göre, efendim sağa göre, efendim sola göre oyların değerlendirilip verilmediği, hizmete göre, hizmet edecek insana göre oy verildiği ve vatandaşın hizmet alabileceği bir düzene ihtiyacı vardı. Türkiye. Arsuz sevdamıza destek olmak için çıktığımız bu yolda Arsuz'u tam olarak anlayabilmemiz, potansiyelini tam olarak görebilmemiz gerekiyor. Arsuz halkıyla yaptığım görüşmelerde belediyeden beklentilerin ne kadar düşmüş olduğunu gördüm. Arsuz'un potansiyelini tam olarak ortaya çıkartacağız. Vatandaşın beklentisinde olması gereken standartlara da çıkartacağız biz. Arsuz bölgemizin incisi, Hatay'ımızın cennet topraklarıdır. Arsuz sadece deniz kenarında bir ilçe değildir. Arsuz tarımdır, üretimdir, gastronomidir, kültürdür, turizmdir ve inanılmaz bir tarihtir. Doğasıyla, deresiyle, ormanlarıyla müthiş bir coğrafyadır. Bu coğrafyanın kıymetini bilmek, bu coğrafyayı hak ettiği yerlere getirebilmek adına biz bu yola çıktık. Bu yola çıktığımızda inşallah sizlerden de karşılığını görebileceğimiz projeler oluşturarak yola çıktık. Gittiğimiz projeler ile bu hedefe talip olduk ve bunların da sizlerden bir karşılığını göreceğine inancımız sonsuzdur. İnsanoğlunun uzaya turist gönderdiği günümüzde biz burada belediye başkanı olarak çamurdan, tozdan, topraktan ve pislikten bahsetmek zorunda kalıyoruz. Biz bunlardan bahsederken utanıyoruz. Bunları bizi reva görenler de inşallah sandıkta cevabını alacaktır. Buna da inancım sonsuzdur. İlkokul, ortaokulu İKEM Koleji'nde, liseyi Musoğlu Lisesi'nde bitirdikten sonra üniversite eğitimi için Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldum. Akabinde Sermaye Piyasası Kurumu lisanslama sınavlarını tamamlayarak gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansı aldım ve yıllardır değerleme sektöründe yönetici olarak çalışmaktayım. Evliyim, bir kız çocuğu babasıyım.